Merhaba gençler, YÖS ART'ye hoş geldiniz. Deneme sınavı 7'de kaldık. 2 e, gündür video atamıyorum biliyorsunuz. E, sesimden de anlaşılacağı üzere haliyle hastayım. Tabi bu bir bahane değil. Ama e, o iki günlük boşluğu e, başka bir şekilde dolduracağım. Merak etmeyin. E, yine videolar gelecek. Başlayalım e, problemlerin deneme 7'sinden. Diyor ki, boş iken ağırlığı M gram olan bir kabın. Şimdi boş bir kabımız var ve bu kap m grammış. 1 bölü 12'si su doluyken, Şimdi içeriye su koyacağız ve 12'ye bölünmüş olsun. Yani 12x diyelim içerisinin kapasitesine. Şimdi o zaman boş kenarlığı m'ymiş. 1 bölü 12'si doluymuş. Yani x varmış. Bu d n grammış bu da. Yani x dediğim şey ne olur? n eksi m olur. Buna göre diyor kabın kaçta kaçı su doluyken, Şimdi Önemli olan cümle burası. Diyor ki, zaten ben bunun içine su dolduracağım. Kabın ağırlığı gelecek. Toplam içeriye dökebileceğim ya da doldura, doldurabileceğim su N eksi mi? Ee, yani toplam ekleyebileceğimiz su N eksi mi? Çarpı 12. Bunun kaç katı, yani kaçta kaçı derken, burada K'yı bulacağız. Bunun 9N-M olmasını istiyorum. 8M, pardon. Peki bunu karşıya atarsam 12 çarpı n eksi m çarpı k 9n eksi -9 9m e gördüğünüz üzere zaten bir sadeleştirme söz konusu. Yani bunlar sadeleşirse hatta şuraya yazayım 9 parantezinde n eksi m. Bakın sadeleşti. 12 bölü, şey 9 bölü 12 çıktı k. 9 bölü 12. O da ne demektir? 3 bölü 4. Evet. Devam edelim. Diyor ki çevresi 750 olan o merkezli dairesel bir yolda iki araç şekildeki gibi aynı anda ve belirtilen yönde hareket etmektedir. Araçlar 15 saat sonra üçüncü kez. Hmm, burası önemli. 15 saat sonra 3, 3 yazayım şöyle. Şimdi burada bu cümleyi nasıl değerlendirmeliyiz? Bu cümleyi ben size anlatırken, şöyle bu konuyu anlatırken daha doğrusu şöyle demiştik. Burası eğer atıyorum şöyle bir şey olsun. Atıyorum 120 derece olsun demişimdir kesin. Bakın bu ilk karşılaşma ile ikinci karşılaşma. Birinci karşılaşma t sürede olursa ikinci karşılaşma'yı iyi dikkat edin buraya. Bakın şu arada kaçı 120. İkinci karşılaşma direkt 3t diyeceğim. Peki ne alaka hocam? Bakın bu da karşılaştılar ya. Şimdi aralarındaki şurada uzaklık kaçtı? 120 idi. Eğer diyoruz 120'de t geliyorsa Artık aralarındaki uzaklık dikkat edin. 360, 360 3 katı gelecek. Bu zaman bir kez daha anlamlandırmak için bir örnek daha verelim. Mesela şöyle 90 derece olsun. Diyoruz ki eğer 90 derecede T sürede karşılaşıyorlarsa bir sonraki karşılaşma 4T olacakmış. Çünkü 90, 360'ın 4'te biri. Peki o zaman şöyle düşünelim. Birinci karşılaşmaları bunların T sürede olursa, birinci karşılaşmaları Bakın şöyle düşünün, burası t sürede karşılaşırlarsa, bunlar artık ikinci karşılaşma ne olacak? Bir yerde karşılaştılar, bilmiyoruz. Hani bu sefer bu tarafa doğru gidecekler, 2t. Yine bir yerde karşılaştılar, o da 2t olacak. Bundan sonra her aynı harekete devam ederlerse, toplamda e, hep 2t'de karşılaşacaklar. Toplam 5t'ye eşitmiş, 5t, 15 saat eşitmiş. Buradan t'nin 3 olduğunu görüyoruz. Yani ilk karşılaşma 3'te oluyormuş. Peki. Diyor ki araçların hızları farkı. Ha, diyor ki bir tanesi V ise bir tanesi V artı 30'dur diyor. Bunların 3 saatle karşılaştığını düşünürsek. Yani bu 3 saatte ne kadar yol alır? Şu V olan hız çarpı zaman. Ötekisi 3 tane hız çarpı zaman. Yani 3 saat çarpı V artı 30. Bu yolu verecekti. Yolumuz ne? 720 idi. Yarısı kaç yapar? Bakın şurası ya da şu tarafta göstereyim. Yarısı kaç yapar? 360. Şimdi bir toparlayacak olursak. Anlamamız gereken şey şuymuş. Eğer bunlar böyle tam çaptan yani o merkezli çemberde şu aralarında kaçı 180 derecelik bir açı varsa birinci karşılaşma T süredeyse bundan sonraki her karşılaşma iki katı olacak. Çünkü 180'in 360'ın yarısı. Sonra 2T'ye gelecek. Bunları topladık. Hızları fark 30 demiş. Bakın. Sonra zaman çarpı. Ne yaptık? E, hız yaptık. Peki buradan 6V eşittir. E, 90 çıkartırsak kaç yapar? E, 90 çıkartırsak 270. Buradan da V kaç çıkıyor gördüğünüz gibi? 45 çıkıyor. Bizden ne istemişti? Hızlı olan aracı istemiş. Yani V artı 30 istemiş. E, 45'e 30 eklersem evet, anlaşılacağı üzere Neymiş? 75'miş. Umarım anlaşılmıştır. Biraz ayrıntılı anlattım. Devam edelim gençler. Bir satıcı bir malın %20'sini %30 karla, %40'ını %20 karla, geriye kalanını %30, %10 karla satarak 900 TL kar elde ediyor. Ne öğrenmiştik burada? 100x'e adet diyelim. 100x e adet diyelim. Adet olsun. Peki 100'ye de maliyetimiz olsun. Yani tanesini fiyatını söylemiş olalım. Cebimizden çıkan toplam para şudur. Peki bize diyor ki %20'si bunun %20'sini zaten kolay hesaplamak için zaten bunu %x demiştik. %20'sini %30 karla %30 karla %30y'ye satılır. %40'ını yani 40x'ini %20 karla yani 120 yye Geriye kalanı yani geriye de ne kaldı? 40x kaldı. Onu da %10 karla 110y. E, bu benim maliyetim burası. Maliyet. Maliyet. Burası da toplam cebime girecek olan para. Bunu bir hesaplayalım. Sonraki kare bakalım. 900 lira kare elde ediyormuşum şurada. Ne yapar? 26. 2.600 x'ye. 48. 4.800 x'ye. 4.400 x'ye. Peki toplarsak bunu ne yapar? 6, 10, 18. 4, 8, 10. 11. Şöyle bir para kazanıyormuşuz. Diyoruz ki bundan bu da benim cebime giren para. Bundan bunu çıkartırsam 18 yani 1800 x'ye 900 TL eşitmiş. Benden istediği şey ise malın maliyeti yani benden şunu istiyor. 10.000 x'ye istiyor. Bu nedir diye soruyor yani bize. Peki bundan sonrası bitti artık. Bakın bunları sadeleştirdim. Bunları sadeleştirdim. Burada ne oldu? Bunu buna bölersek 50 gelir. 50 çarpı 10 da 50 bin gelir. Yani şurada bir tane sıfır kaldı. 5 bin. Tamamdır. Şu sıfırı görmemişim. Cebimden ben malın bana maliyeti kaçmış? 5 bin liraymış gençler. A bankasına yıllık %X faizle yatırılan A liranın 2 yıl faiz getirisi demiş. A bankasına bir para yatırıyoruz. Ana paramız ne olsun? A liranın demiş. Zaten A çarpı 2 yıllık x bölü 100 çarpı 2 yıllık demiş. Ee, B bankasına yüzde y faiziyle B lira yatırmışım. 8 aylık. Ee, şimdi yıllık demiş. 8 ay demiş. Biliyorsunuz bunu 12'ye böleceğim. Bir de 2x ile 3 ye bir bağıntı vermiş gördüğünüz gibi. 2x gördüğüm yere ne yazabilirim? 3k yazabilirim. Hatta şöyle yapalım. x gördüğüm yere 3k yazayım. Bunu sileyim. 3k yazayım. Y gördüğüm yerde de 2K yazdım. Ve bunları birbirine eşitleyeceğim. Gördüğünüz gibi basit bir sadeleştirme işlemi var. Bakın yüzler gider. K'lar da gider. 2'ye de böldüm. 4 oldu. Ne oldu? 3A eşittir. Şurada da 6, 2, 3. Yani 2B bölü 3 kaldı. Bir de işler dışlar yaparsak 9A eşittir. 2B gibi bir cevap olacakmış. Yani basit bir sadeleştirme işlemi. Şeker oranı %40 olan şekerli su, şu, su, karışımını şeker oranının %20 olması için ilk karışımın kaçta kaçı kadar su eklenmelidir? Ya elimizde x gram karışım olsun. Bunun %40'ı şeymiş. E, şekermiş. Ben buna y gram su katayım. Biliyorsunuz suyun içinde şeker yok. Toplam karışımı x artı y çarpı 25 bölü 100. Yine bunda daha önce çok yaptığımız sorulara benziyor. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 8. Buradan da 3x eşittir 5y. Yani ben x kısmına şey yazarsam 5k yazarsam y kısmı ne oluyor? 3k yapıyor. İlk karışımın kaçta kaçı? Yani ben 5k ne olacak? 3k'lık su istiyorum. O da ne olur? 3 bölü 5'i olurmuş gençler. Evet belki de birçoğunuzun e, sevmediği sorulardan biri havuz problemi. Türkiye'deki sınavlarda da kaldırdılar ama bu kolay bir soru diye hatırlıyorum. Bir no'lu havuzu A musluğu tek başına 8 saatte, bu A musluğu diyelim, 1 saatte e, o zaman 100 kaç şey yapıyor? Çünkü bunun şeyi bu saat. Değil mi? 8 saat yazalım. B musluğu da e, bunlar özdeşmiş. B musluğu da 8 saatte o zaman. Yani şey olarak yani yarısı olduğu için 4 saat. Yani şu musluğu buraya koysak buraya o da 8 saatte boşaltır. Peki diyor ki 1 nolu havuz tam doluyken A ve B muslukları aynı anda açılırsa 2 nolu havuz kaç saatte dolar? İlk önce bakın şöyle düşünün. Şimdi ben bu ikisini yani buradaki suyu hem A hem B boşaltacak. Şimdi bu içindeki su miktarı neymiş? 400. Burası 400 de burası. Şimdi şöyle düşünün. A ve B muslukları 8 saatte 800 boşaltıyorsa 1 saatte 1 saatte bu da 100 boşaltır. Bu da 100 boşaltır. O zaman ikisi birlikte 1 bir saatte ne kadarlık su boşaltmış olur? 200. E burada zaten su 400'dü. 2 saatte ne kadarını boşaltır? 400'ünü. Yani. Ha tamam. Bana ne lazım? 600. Şimdi bakın şu kısım boşaldı. Yani burası ne oldu? 400 oldu. E şimdi buraya artık B musluğu etki edemeyecek. Peki benim neye ihtiyacım var? 200 metreküp suya ihtiyacım var. E, Amuslu bir saatte ne boşaltıyordu? 100 boşaltıyordu. Benim 200'e daha ihtiyacım varsa 2 saate daha ihtiyacım vardır. O da 4 saatte bu iş biter diyebilirim. Direkt doğru orantıdan yaptım gençler. Bir tane daha soru var burada. 5 çocuklu bir ailenin ikiz ve üçüz çocukları var. İkiz ve üçüz diyelim. İkizlerin sayısına x x diyelim. Üçüzlerin sayısına y y diyelim. Çünkü yaşları farklı olması lazım değil mi? Çünkü... Ee, x eşittir y olsa 500 olur. Yani niye 200 ve 300 diye ayırsınlar ki değil mi? Peki bunların toplamları yani 2x artı 3y eşittir kaç olmalıymış? 45 olmalıymış. Bize diyor ki 300 çocukların yaşları aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Bunu bir karşıya atalım. Bak bir sorusu gibi düşünün. Birazdan gelecek zaten. Her tarafı 3'e böleyim. 15 eksi 2x bölü 3. Peki biz e, burada x'leri nasıl seçiyorduk? x'ler 3'ün katı olmalıydı. Yani 3 gibi, 6 gibi, 9 gibi, işte 12 gibi sayılar olabilir demiştik. Mesela x'e 3 versek 13 olacakmış. Yani şöyle düşünün. x'e 3 verirsem, yani bir tanesini göstereyim şöyle. 15 eksi 2 bölü 3, x yerine 3 yazarsam, yani bunların yaşı 3 olursa, Bakın gördüğünüz gibi burası 13 çıkıyor. Hmm, o zaman ne demiştik hatırlarsanız. O zaman ben buraya 6 verirsem burası ne yapar? Ee, bakın bu 3 artacak değil mi? Bu da ne olacak 11 olacak. Burası 9 olursa burası 9 olacak. Ya sıkıntı da burada başlıyor zaten. Tam burası sıkıntı olan yer. Çünkü yaşlara eşit olursa ne olur? Ee, 300 lirada ikiz diye ayırmanın bir anlamı kalmaz. Ama devam edelim isterseniz. Buna 12 dersem bu 6 olur. Eee şey pardon 7 olur. Böyle böyle gider. İşte ötekine 14 dersek ötekide 9 olur. Şey 5 olur pardon. Ben yerine tek tek yazmadım ama daha önce biz buna bu tarz sorular yapmıştık hatırlarsınız. Yani şu mantığı anlatmıştık. Artık matematik hangi videoda onu hatırlamıyorum. Biraz mat bir sorusu gibi bir şey. Ya mat birden kastım şu hani o ilk baştaki sayılar var ya onlarla alakalı. Bir kitabın tüm sayfaları numaralandırılırken hata yapılmış ve birden başlanarak sadece tek sayılar kullanmış. Ha, demek ki ben 1, 3, 5, 7 ve 9'u kullanabiliyorum. Ya da 11'den 99'a kadar olan sayılar ama burası dikkat edin 13 var yani tek sayılar. Sonra 101'den devam edeceğim böyle gidecek. Peki şimdi şöyle düşünelim. 176 tane rakam kullanılmış. Tamam burada kaç tane kullanılmış? 5 tane. Şimdi kaç tane iki basamaklı sayı vardı? 10'dan 99'a kadar kullanılmış. 90 tane. Ben yalnız tek sayılar almışsam 45 tane de burada kullanmış olurum. Peki şimdi 45 tane. Şimdi şu an kaç rakam kullandım? Mı? Bir bakalım bir 5 çarpı 1, 45 çarpı 2, değil mi? O zaman ne yaptı burası? 95 yaptı. O zaman 176'dan 95'i çıkartalım ki kaç tane tek sayı kullanacağım? Ona bakın. 176'dan 95'i çıkartırsam buradan kaç olur? 1. Buradan kaç olacak? 81. Ben burada üç basamaklı şeyler kullanacağım. Sayılar kullanacağım. 81 bölü 3, 27. Demek ki 27 sayı da buradan gelecek. 27 tane sayı. Hangiler geldiğinin şu an bir önemi yok. Toplarsam da bu kitap 88 sayfadır diyebilirim. Eşit kapasiteli 5 ustanın 3 günde yaptığı bir işi. Şimdi 5 usta 3 günde yaptığı bir işi 6 çırak 6 çırak kaç günde yapıyormuş? 15 günde. Şimdi burada ustaya u diyelim. Yani bunları sadeleştirelim bakın. Şöyle. Usta neye eşit oluyor? 6 tane çırağa eşit olmuş oluyor. Bir tane usta 6 tane çırak. Peki diyor ki bize bir usta. Bir usta kaç çıraktı? 6 çırak. 3 çırak. Yani 9 çırağın e, bu işi birlikte kaç günde yapar? 9 çırak x günde yapsın. Peki 6 çırak kaç günde yapıyordu? 15 günde. Ha bu arada bu neydi? Hatırlayın. Oran orantı problemiydi. Yapılan iş hepsini ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bunları sadeleştirirsem x buradan kaç gelir? 10 gelecekmiş gençler. E, 2 üzeri sayısının %25'i kaçtır demiş. Bu 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. 2 üzeri 12 yapar. Bu da 2 üzeri 10'muş. Bunu 2 üzeri 10 parantezine alırsam ne yapar? 2'nin karesi eksi 1 olur. Bunun da %25'i. %25 ne demek? 25 bölü. 100 demek. Bunları sadeleştirirsem herhalde istediğim şeye ulaşırım. Burası 4. Yani bu da 2'nin karesi demek. Yani 2'nin 10. kuvveti çarpı 4 3 bölü 2'nin karesi. Üstlü ifadelerden üstlerin çıkarttığını biliyoruz zaten. 3 çarpı 2 üzeri 8 yapacakmış gençler. Evet bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın güzel insanlar. Görüşmek üzere.